Herkese merhabalar. Bugün sizlere immünoglobulin E'ye bağlı besin alerjilerini anlatmak istiyorum. İmmünoglobulin E'ye bağlı besin alerjileri nedir, belirtileri nelerdir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? Bunları konuşacağız. İmmünoglobulin E'ye bağlı besin alerjileri denilince, immünoglobulin E'nin besin alerjisi mekanizmasında eşlik ettiği besin alerjilerine biz immünoglobulin E'ye bağlı besin alerjileri diyoruz. Ne yapıyor bir immünoglobulin E? İmmünoglobulin E'ler bir besine karşı eğer oluşursa, örneğin süte karşı immünoglobulin E oluştu. Bunlar mast hücresinin üzerinde bekliyorlar. Ne zaman ki alerjik olduğunuz besin vücudumuza girdi, hemen bu immünoglobulin E bu besini yakalıyor ve mast hücresinin içinden kimyasal maddeleri çıkartarak vücudumuzda belirti yapıyor. Ne mi yapıyor? Özellikle cildimizde kaşınma, kabarma, dilimizde, dudağımızda şişmeler yapabiliyor. Anjiyodem dediğimiz tablo yapabiliyor. Bunun dışında kusma yapabiliyor, karın ağrısı yapabiliyor ve nezle, geniz akıntısı, öksürük, hırıltı yapabiliyor. En önemlisi de bazen çok ciddi alerjik şok dediğimiz nefes sıkışıklığı, kalpte hızlanma, çarpıntı, tansiyonda düşme gibi alerjik şok tablosuna neden olup ölüme bile neden olabiliyor. İmmünoglobulin E'ye bağlı alerji bu bakımdan çok önemli. Belirtilerini anlattık. Bunun dışında peki teşhisi nasıl konuluyor? Eğer bu belirtiler ortaya çıkmışsa o zaman ne yapıyoruz? Hemen bir çocuk alerji uzmanına, yetişkinseniz yetişkin alerji uzmanına gitmeniz gerekiyor. Öncelikle ne yapılması gerekiyor? İmmünoglobulin E'ye bağlı besin alerjinin belirtileri var mı? O değerlendiriliyor. Ciltte belirti var mı? Kurdeşen var mı? Ürtiker var mı? Egzama oluşmuş mu? Kusma oluşmuş mu? Geniz akıntısı oluşuyor mu? Nezle, öksürük, kırıltı gibi belirtiler var mı? Alerjik şok öyküsü var mı? Bunlar değerlendiriliyor. Bunlar varsa özellikle bir alerji testi yapılıyor. Çünkü immünoglobulin E'ye bağlı besin alerjilerinde alerji testinde sonuç çıkar. Kandan da yapılabilir, ciltten de yapılabilir. 1-2 aylıktan itibaren yapılabiliyor. Neden? Çünkü anne karnında başlıyor besin alerjileri. Belirtiler varsa 1-2 aylıktan itibaren de yapılabilir. Bunun dışında bu besin alerjileri testini yaptık. Testinde hafif bir pozitiflik varsa bunun gerçekten alerjiye neden olup olmadığını yükleme testiyle kanıtlamamız gerekiyor. Yani besini denememiz gerekiyor. Bunu belirli miktarda, küçük miktarlarda başlayarak giderek artırıyoruz 30 dakikada ve bunu reaksiyon verip vermediğini anlıyoruz. Ama bunun özellikle alerji uzmanları denetiminde ve müdahale etme imkanlarının olduğu yerde yapılması çok önemli. Bazen ciddi alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Bazen de bazofil aktivasyon testlerinden faydalanılabiliyor ve detaylı olan moleküler alerji testinden faydalanılabiliyor. Bu testlerin yorumlanması çok önemli. Özellikle bu testleri alerji uzmanları yorumlaması gerekiyor. Ve teste sadece pozitif çıkması hassasiyeti gösteriyor, illaki alerji olduğu anlamına gelmez. Testin negatif çıkması da illaki alerji olmadığı anlamına gelmez. Çünkü farklı farklı mekanizmalarla besin alerjiler oluşabilir. Teste çıkanlar sadece immünoglobulin E'ye bağlı besin alerjinizin olup olmadığı konusunda fikir verir, yol gösterir bize. Eğer bu besinlerle alakalı klinik belirtiler uyum sağlıyorsa alerji demek doğrudur. Teste pozitif demek hassasiyet demektir. Alerji demek değildir. Daha sonra bu besinin alerjik reaksiyon yapıp yapmadığının değerlendirildikten sonra ne yapmak gerekiyor? Tedaviye geçmek gerekiyor. Tedavide özellikle neler yapmak gerekiyor? En önemli tedavi de diyet. Neye alerjiniz varsa bunun diyetinin yapılması lazım. Ve diyette en önemli noktalardan bir tanesi çocuğun da büyümesi gelişmesinin etkilenmemesi için yerine hangi besinlerin konulacağının ortaya çıkarılması, bu besinlerle tedavi edilmesi çok önemli. Onun için alerji diyetisyeniyle beraber yol alınması çok faydalı olacaktır. Ve ortaya çıkan belirtiler, özellikle vücudumuzda kurdeşen kaşıntı varsa buna yönelik antihistaminik gibi ilaçlar verilebilir. Ve ciddi alerjik şok gibi tablo ortaya çıkmışsa buna karşı veya riskiniz varsa buna karşı adrenalin otoenjektörünün nasıl kullanılacağının eğitiminin alınması ve yanınızda bulundurmanız çok önemlidir. Eğer böyle belirtiler ortaya çıkarsa, alerjik şok belirtileri ortaya çıkarsa bu tedavinin hızlı bir şekilde yapılması çok önemli olacaktır. Ve eğer böyle belirti varsa adrenalin yaptıktan sonra ne yapmanız lazım? Ambulans çağırmanız lazım. Çünkü bu ilk tedavidir. Daha sonra tekrarlama gösterebilir. Peki bu immünoglobulin E'ye bağlı besin alerjilerini korumak için probiyotin faydası olur mu? Genelde cilt belirtilerine çok faydası olmaz ama bağırsaklardan emilimi azaltması, bağırsak florasını zenginleştirmesi bakımından
kullanılmasında sakınca yoktur. Kullanılması denenebilir. Bunun dışında tedavilerde balık yağı, vitaminler, birçok şeyler var ama bunların kesin faydasını olduğunu gösteren bir tablo yok. Sadece bazı besinlerin erken başlanmasının faydalı olabileceği söyleniliyor. Eğer yumurtaya karşı alerjiniz yoksa yumurtanın 4-6 ay arasında erken başlanmasının besin alerji gelişimini engelleyebileceği konusunda birkaç tane çalışma var. Tabii bunun zıttı olan çalışmalar da mevcut. Aynı şekilde yer fıstığının da özellikle 11. aydan önce başlanması, yani 6 ile 11. ay arasında başlanmasının da hem yer fıstığı alerjisinin gelişmesini engellemesi bakımından hem de diğer besin alerjinin gelişmesi bakımından faydalı olabileceği söyleniyor. Balığın da özellikle 9-11 ay arasında başlanmasının da özellikle ileride alerjik nezle gelişmesini engelleyebileceği konusunda bilgiler var. Yani bazı gıdaların erken başlanması besin alerjisi gelişmesini engelleyebilir. Ama burada henüz tam kesin bir fikir birliği yok. Ancak bazı çalışmalarda bu sonuçlar elde edilmiş durumda. Bunlar yapılabilir. Sonuç olarak besin alerji, immünoglobulin E'ye bağlı besin alerjilerinin ne olduğunu, teşhisini, tedavisini, önlemleri konuşmuş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. Alerji Doktoru Instagram sayfasını, Alerji Doktoru TikTok sayfasını takip ederseniz, YouTube kanalımızı takip edip bildirimlerinizi açarsanız mutlu oluruz. Herkese iyi günler diliyorum.